Bayram, neredesin bu saate kadar? Buyur beyim. Neredesin dedim. Beyim ben... Millet sabahtan beri çalışıyor. Beyimiz gezmelerde. Akrabam hastaneden bugün çıkardılar beyim. Eve yerleştirdim. Hidayeye aya demiştim zaten. Tamam tamam hadi. Uzun etme. Geç işinin başına. Akşama kadar iyi çalış. Arayı kapat. Yürü yürü. Hadi hadi. Hadi. Baş olsun beyim. Ne oluyor lan orada? Bayramı tepem attı baba. Sanki babasının yeri. Hem geç gelmiş hem de mazeret anlatıyor Deyüz. Ulan sır, adamın geç geleceğini ben biliyordum. Olsun baba, yüz bulmasın dedim. Fena mı etmişim? Görmüyorum, herif katır gibi çalışıyor be. Laf edecek adam mı bulamadın? Ama baba. Yürü lan yürü lan yürü. Akdesine patron diktasyona git. Lütfen oturun beyler. İyi misin Hüdayi? İyiyim. Çok şükür Vali Bey. Geç vakitte sizleri çağırdığım için kusura bakmayın. Ancak mesele acil. Köprüyle ilgili tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Dikkatli olacağız, tamam. Tedbir alacağız, amenna. Ama yürüdüğümüz yoldan asla dönmeyeceğiz. Dönmek bir kenara, programdaki her gecikme bu tehdit sahiplerinin zaferi demektir. Ben onlara bu zevki tattırmam arkadaşlar. Program gereği cuma günü hafriyat başlamak zorunda. Aslında mevsim olarak ters bir zaman. Bu doğru mu Hüdayi Bey? Doğru ama bizim için fark etmez Vali Bey. Güzel. Gelelim iş makinelerine. Mümkün olan gayreti göstermeye çalışacağız. Ya bırakın arkadaşlar bu lafları. Elimizden gelen, mümkün olan, yuvarlak ve kaypak laflar bunlar. Ben sıkıldım bu laflardan beyler. Efendim yanlış anladınız. Hayır efendim yanlış falan anlamadım. Selim Bey. Belediye bütün iş makineleri ve ekipleriyle cuma günü orada olacak sayın valim. Buyurun. İşte cevap. Bunu niye yanlış anlamıyorum? Bakın arkadaşlar, eğer cuma günü teknik bir aksaklık yüzünden bu hafriyata başlayamazsak, ben çok üzülürüm. Ama tek başıma değil. Beni anladınız umarım. Bu Karasu Bölge Sulama Projesi'ne bakıyordum. Bu işte büyük gelecek var Veysel. Bu yaş sebze ve meyve üretimi, seracılık, bölge kalkınma kooperatifleri yoluyla doğrudan ihracat... İran, Gürcistan, Azerbaycan. Yesene. Efendim, iştahınızı kaçırmak istemem ama... Hayırdır Veysel, ne var yine? Şuna bir baksanız iyi olacak. Vali, Faruk Yazıcı'nın her türlü muhalefete rağmen hayata geçirmeye çalıştığı köprü kimleri zengin ediyor. Vay be, bu kadar çabuk ha. Anlaşılan birileri eli kulağında bekliyormuş efendim. Haklısın Veysel. Sayın valim. Gel Naciye Hanım, gel. Sen de gel. Okudun mu haberi? Maalesef efendim. Sayın valim, sayın başkanla bayındırlık müdürü geldi efendim. Bir de Mert Üsteğmen. Birer çay ikram et gelenlere. Sonra da toplantı salonunu al. Biz geliyoruz şimdi. Bu gazete haberi için ne düşünüyorsunuz efendim? İt ürür, kervan yürür Veysel. Onun da bakarız çaresine. Şair ne demiş biliyorsun değil mi? Vurun ulan. Vurun. Ben kolay ölmem. Ya kardeşim işte ben valiyi görmek
ziyaret istiyorum. Hanımefendi bir dakika lütfen ya. Ben valiyle görüşmek istiyorum. Vali herkesle görüşmek. Birkaç kopya daha çıkartalım, tamam? Tabii, hemen efendim. Ben de görüşeceğim diyorum size. Hanımefendi lütfen. Ya, tamam Nevin, tamam, tamam. Vali Bey'im, bana yardımcı olun ne olur. Bana senden başka kimseden hayır yok. Lütfen bana yardım edin. Lütfen, lütfen. Hele şükür. Bir yavaş ya, bir yavaş. Adın ne? Hanife Yeter. Güzel. Nevin. Buyurun Vali Bey. İki çay kızım. Peki biri efendim. Açık olsun. Geç bakalım başım. Geç. Otur bakalım şöyle. Evet, anlat bakalım. Yeni mahalle muhtar adayıyım. Hı. 5 sene evvelsi kocamdan boşandım. Bizim muhtar sizlere ömür. Vefat edince aday oldum. Ana! Bir de baktım o kocam olacak o boyu devrilmeyesice. O da aday olmamış mı? Yapma ya. Sonra? Anamdan emdiğimi burnumdan getirdi. Herkesi kışkırttı üstüme. Seçim bürosu ararım yok. Kahve toplantısı yapacağım kimse vermez. Bir de memlekette demokrasi var değiller. Demokrasi önce o kocam olacak ayıya çüş desin. Ondan sonra ben yapacağımı yaparım. Bir dakika yeter bacı. Bir dakika ya. Ağzımızı bozmayalım değil mi? Af buyur beyim. Senin şansın ne bu seçimde? Vallahi elimden tutan olsa silip süpürürüm o herifi. Mahallede bütün karılar benden taraf. Sana seçim bürosu mu lazım? He, seçim bürosu. Gel bakalım benimle bacım. Evet. İşte sana seçim bürosu. Nasıl? Beğendin mi? Allah razı olsun beyim. Allah tuttuğunu altın etsin. Güzel. Bak istediğin gibi kullan. Telefon var orada, faks var, bilgisayar, kırtasiye. Ne istersen var. Her şey emrinde. Sen bunları kullanmayı biliyor musun? Aha da Nevin. Nevin yardım edecek sana. Ama efendim. Ama ne Nevin, ama ne? Aması yok Nevin, aması yok. Bu demokrasiye hizmet demek. Yeter bacı, ne derse o. İsterse benim odayı bile kullanabilir. Ya. Oldu mu Yeter bacı? Oldu beyim. Hadi bakalım görelim seni Yeter bacı. Al bakalım şu seçimi. Ya nedir bu memleketin erkeklerden çektiği ya? Yeter ya. Yeter. Yeter değil mi? Yeter ya. Yeter, yeter beyim, bacı. Yeter. Ha, hadi bakalım. Nevi. Ha. Hadi bakalım. Manyezit fabrikasını inceledik. Şamil Bey'le de görüştük. Çok güzel. Arıtma tesisiyle ilgili ısrarınıza aynen katılıyoruz. Israr. Israr hafif kelime sayın müsteşarım. Kanun ısrar etmez. Kanun emreder, yap der. O arıtma tesisini yap. Yap ki çevreyi mahvetme. İnsanlığın sağlığıyla oynama. Hepsi doğru. Ama bir de sosyal realite var. Geçim kapısı olarak o fabrikaya bel bağlamış yüzlerce aile. Bir de popülizm var. Yoksul insanların umutları üzerinden yapılan siyaset var. Tabiatı böyle mahvettik. Tarım alanlarını, ormanlarımızı biz böyle yağmaladık. Hatta bankaları bile. Sırf kısa vadede halka şirin görünmek için yaptık bunları. Sonra devran döndü, ceremesini halk çekti. Tamamen hak veriyorum valim. Ama beni de anlayın lütfen. Bir uzlaşma zemini için buradayım. Nedir o zemin sayın müsteşarım? Bakın, toplantınız olduğunu biliyorum. Kusura bakmayın. İki de kooperatif yöneticileri gelecek de. O yüzden toplantıdan önce yetişmeye çalıştım size. İzin verirseniz efendim, Selim Başkanım'ın bir teklifi olacak. Buyur başkan. Belediyemizin Çayır yolu üzerinde geçen yıl hizmete açtığı atık su arıtma tesisi var. Şayet şirket atıklarını vidanjörlerle bizim tesise taşımayı kabul ederse... Ya o tesis fabrikaya yaklaşık 100 kilometre. Şirket bu maliyeti göze alır mı başkan? Alır. Almak zorunda. Bunu ben taahhüt ediyorum. Pekala. Ama bir şartla. Valilik, fabrika ve belediye arasında üçlü bir protokol yapılacak. Tabii dileriz fabrika protokole uyar. Uymazsa da... Hı? Bu kadarı bana yeter. Gerisini Veysel Bey ve başkanla hallederiz. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Günaydın Sayın Valim. Günaydın Veysel.
Başpınarlara gidecektik efendim. Çıkalım. Haberi gördün mü Veysel? Gördüm sayın valim. Emin kaynaklardan alınan bilgiye göre diyor Veysel. Sence bu emin kaynak kim olabilir Veysel? Bilemiyorum sayın valim. Hiçbir fikrim yok. Sana inanıyorum Veysel. Mutlaka yoktur. Toplantısı yapmayı düşünüyor musunuz efendim? Hayır, düşünmüyorum. Hiç değilse bize kısa bir açıklama. Pekala. Evet, istifa ettiğim doğru. Neden istifa ettiğim? Arkadaşlar, şunu herkes aklına iyice yerleştirmelidir ki valiyi siyasi iktidar atar. Ancak vali atandığı yerde iktidarı değil, devleti temsil eder. Gerçek işvereni ise de halktır. Şimdi bu anlayış içinde hizmet etme imkanı ortadan kalkarsa da gerisi bildiğiniz gibi işte. Gidelim. Sayın valim, sayın valim. Meral erken yatmış. Öğleden sonra çok dolaştık, yorgun düştü. Kerem peki? Sabah 5'te kalkacak, okulun gezisi var. Aslı aradı mı? Sen gelmeden önce aradı. İyi mi peki? İyi. İyi, iyi. Faruk. Meral'in bahsettiği şu İstanbul'daki site. Bakma öyle. Dinliyoruz Melek Hanım, dinliyoruz. Hani kocasının yaptığı. Bizimle ilgisi ne peki? Şey, acaba diyorum düşünsek mi? Düşünelim Melek. Düşünelim Melek tabii. Düşünelim de. Nasıl? Neyle? Ben diyorum ki ailemden kalan arsayı satsak. Üstüne de birikmiş 3-5 kuruş. Sonra? İşte Aydana'ya ya da ne bileyim elimize geçtikçe ufak ufak öderiz. Evet. Bunlar neyse Meral'in lafları. Ama doğru şeyler var içinde. Hayatta hiçbir şeyimiz yok. Ben çocukları düşünüyorum. Ya Melek Hanım, senin o sitenin fiyatları hakkında bir fikrin var mı? $100,000'lar. Öyle ufak ufak mutfak harçlıklarından biriktirerek ödeyemezsin. Biliyorum, biliyorum. Kesme, dinle. Onların kocaman kocaman taksitleri vardır Melek. Her biri benim en az 3 aylık maaşım. Ha, vermezler mi? Tabii ki verirler. Hem de seve seve. Ama verirler Melek, anladın mı? Verirler. Biz almış olmayız, onlar verirler. Tıpkı bağışta bulundukları gibi. Abartıyorsun Faruk. Hayır efendim. Abartmıyorum. Sen fazla afallıyorsun. Her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda değilsin. Benim olduğum yerde düşünmek zorundasın Melek. Bağırma. Ben bağırmıyorum. Ben şu içine yandığımın banyosundaki bir çift terliğin hesabını verdim Melek. Bir çift terlik ya. Biraz sakin olur musun? Bugün o verenler Melek, yarın öyle bir fatura dayarlar ki burnuna. Hayatını versen altında kalkamazsın Melek. Faruk bak. Hayır sen bak Melek. Benim hakkımda ben öldükten sonra her şeyi söyleyebilirler. Dünyanın gelmiş geçmiş en berbat valisiydi diyebilirler. Ama şunu da diyecekler Melek. Hak etmediği bir tek susam tanesi bile bu adamın boğazından geçmedi diyecekler. Bunu da diyecekler. Lütfen bağırma, uyanacaklar. Nereye? Gideceğim bir yerlere Melek. İstediğim gibi bağıracağım. Bağıracağım ya! Bağıracağım! Faciaya teğet geçmek diye bu ne diyorlar yüzbaşı? Bu defa şans bizden yanaydı. Erdal'ın uyanık davranması sayesinde. Sayın valim. Vertüs de hemen hastaneden geliyor. Geçmiş olsun komutan. Sağ olun efendim. Nedir? Yaralıların ikisi de iyi. Ufak tefek sıyrıklar var sadece. Şükür ya. Buna da şükür. Öyle.
Sayın Valim, izin verirseniz yüzbaşıma... Ya buyur, buyur. Söyle tabii. Askerin yemeği yarım kalmıştır komutanım. Birlikte yer miyiz Sayın Valim? Yeriz ya komutan. Asker yemeği yenmez mi? O karavana yenmez mi ya? Yeriz vallahi. Hadi bakalım. Askeri bekletmeyelim. Buyur. Tanrımıza hamdolsun. Tanrımıza hamdolsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Sayın Valim. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Mert'ini ya. Mert bir düşman kardeşim. Mert bir düşman. Şu askerin yiyeceği ekmeğin içine bomba koymak. Bu nasıl bir alçaklık? Bu nasıl bir ihanet ya? Efendim Tekin. Harç bitti yapı paydos. Hayırdır inşallah ya? Ne oldu? İşçiler yok. Kapadık fabrikaya geldik. Bir şeyler yapmak lazım acil. Dur bakalım. Sakin ol bir Tekin. Geçen sene de yaşandı aynı şeyler. Aynı şey değil. Bu defa kazma kürek sağlayacak adam aramıyoruz. Gidenlerin hepsi kalifiye teknik eleman. Ya tamam kardeşim. Tamam Tekin. Bakacağız işte bir şeyler. Acele etsen iyi olur. Anladık ya. Anladık. Bakacağız dedik ya. Neredesin sen? Karakolda. Ha, az önce haberlerde verdi. Oradakilere selam. Herkese geçmiş olsun. Tamam Tekin, söylerim ben. Tekin Bey'in selamı var. Eksik olmasın. Nevin. Kızım. Ya bir dinle tamam. Bir dinle kızım, dinle tamam. Geldiğimiz zaman bakacağız hepsine. Şu yerel kanallar var ya, onlardan birini akşam köye çağır. Canlı yayın için. Tamam kızım. Bu akşam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Kardeşim ben albay mıyım, iş takipçisi miyim? Kaç seferdir arıyorum, haberin var mı? Ya ne demek bütçede var ödeneği yok? Ne zaman sorsam kem küm. Yok mu doğru dürüst cevap verecek bir Allah'ın kulu? Vali Bey geliyor. Bir saat sonra tekrar arayacağım. Bu defa yetkili biri çıksın karşıma. Hayırdır albayım? Koyuçamlı karakolunun tahsisatını bekliyoruz Vali Bey. Ha. O bölgeyi uzaktan kontrol etmek çok zor. Karakol lazım ama anlatamıyoruz. Yok yok. Anlatmışsınızdır da. Onlar anlamak istememiştir. Albayım. Ben de o karakol için çağırttım sizi. Projesi hazır mı? Hazır efendim. Aylardır bekliyoruz. İyi. Getir hemen yaptıralım. Hemen mi? Hemen albayım, hemen. Erzincan'daki karakola ağalar, beyler... 1000 kilometre uzaktan karar verene kadar oturup bekleyemeyiz. Ya bu arada ölen insanlar, verilen şehitler... Bunların hesabı kimden sorulacak? Yok öyle. Devlet... Buna izin vermez albay. İzin vermez. Sabah sizi de alıp öyle yola çıkacağız Sayın Valim. Anlamadım. Beni neden alacakmışsınız? Albayımın bir bildiği vardır efendim. Beyler. Ben şu koruma laflarından falan çok sıkılıyorum. Üzgünüm ama sıkıntınızı görmezden geleceğim. Köprüyü koruduğumuz kadar sizi de korumak zorundayız. Buna gerek yok albayım. Sayın Valim, müsaadenizle bu konuda albayımla aynı fikirde olduğumu söylemek isterim. Son zamanlarda istihbarat raporlarımızda adınız fazlaca geçmeye başladı. Yani?
Öyle birdenbire esti geldi Aslı'cığım. İstanbul'da annemlerdeydim. Hani gelmişken şu kuzenimi de bir göreyim dedim. Keşke sen de burada olsaydın. Tamam canım, tamam güzelim. Ben de öptüm, hoşça kal. Hey Meral, senin kız ne alemde? İyi, baba kız kayak tatilindeler. Fırsat bulduğunuzda bir atlayıp gelseniz ne olur? Fırsat bulduğumuzda. Senin okul nasıl gidiyor Keremcim? İyi Meral teyze, nasıl olsun? Nereyi düşünüyorsun üniversite için? Daha karar vermedim. Hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi. Burada hazırlanabiliyor musun bari? Burada derken? Burada işte Erzincan Lisesi. Ya Meral, ben devlet parasız yatılı okullarında yetiştim. Senin durumun istisna. Sistem çok değişti. Meral, bak buradaki liseyi harcama. Gayet iyi bir eğitim kadrosu var. Gayet iyi eğitim veriyorlar. Eminim vardır. Ben odama gidiyorum, ders çalışacağım. İyi geceler. Tamam aslanım. İyi geceler. Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. Ne oldu sizin kooperatif işi? Geçen yıl giriyordunuz hani. Biz sonradan vazgeçtik. Neden vazgeçtiniz kooperatiften? Müteahhit Faruk'un sinirine dokundu biraz. Aa, niye ki? Adam evi bize hediye etmeye kalktı. Ne var bunda? Anlamadım. Neyi anlamadın? Senin neyi anlamadığını anlamadım. Hı? Ya Melek, sen anlatıver. Tamam canım. Ben erken yatacağım. Hadi iyi geceler. İyi geceler hayatım. Kötü bir şey mi dedim ben şimdi? Faruk'un hassas olduğu konular var işte, biliyorsun. Aman, hassaslığı ne işe yarıyorsa. Tamam Meral. Gerçekçi ol biraz. Bir dikili ağacınız bile yok. Kızın Eskişehir'de ama bir devlet okulunda. Aa. Oğlun buralarda sürünüyor. Kocanın başında her dakika bir bela. Biz hayatımızdan memnunuz ama. Sen hayatından memnun olmak için kendini şartlandırmışsın kızım. Aç gözünü. Bu dünya sizin bildiğiniz gibi değil.